Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Adem peygamberimizin hayatına uzun bir yolculuk yapmıştık hep beraber. Hatırladınız değil mi? Bu videomuzda ise Nuh peygamberimizin hayatına uzun ama bir o kadar da keyifli yolculuk yapmaya ne dersiniz? Lafı fazla uzatmadan, sizleri de sıkmadan Nuh peygamberimizin hayatını öğrenmeye başlayalım. Şimdi herkes can kulağıyla beni dinlesin. Başlıyoruz. Adem peygamberin dünyaya gelişinin üzerinden uzun yıllar geçti. Çok uzun yıllar. Yüzlerce, hatta binlerce yıl. İnsanlar çoğaldı. Yeryüzüne dağıldı. Köyler, kasabalar ve şehirler kuruldu. Ama kötülerin sayısı, iyilerin sayısını geçti. Üstelik insanlar Allah'ı unutup heykellere, yani putlara tapmaya başladı. Bir derdi olan puta koşuyor. Ne olur bana şunu ver put. Bir şeyden korkanlar puta yalvarıyordu. Koru beni ey put, lütfen. İşleri yolunda gidenler de soluğu yine putun önünde alıyordu. Bizi kurtardığın için teşekkür ederim put. Ama Nuh farklıydı. O Allah'a şükreden bir kuldu. Ve asla Allah'tan başkasını ibadet etmezdi. Bir şey isteyeceği zaman sadece Allah'tan isterdi. Çünkü her şeyi yaratan Allah'tı. Korktuğu zaman Allah'a sığınırdı. Çünkü Allah her şeyden büyüktü. Ve lezzetli bir meyve yediğinde sadece Allah'a teşekkür ederdi. Çünkü sadece Allah insanlar için lezzetli bir meyve yaratabilirdi. Putlar ise cansızdı ve akılsızdı. Ama onlardan bir şey isteyenler galiba onlardan daha akılsızdı. Ve Allah Nuh'u peygamber yaptı. Nuh peygamber, ey halkım dedi. Şu taştan, tahtadan, çamurdan, heykellerden bir şeyler istemekten vazgeçin artık. Sadece Allah'tan isteyin. Ve sadece Allah'a teşekkür edin. İnsanlar Nuh peygambere çok kızdılar. Ona saldırdılar. Bir sürü kötü söz söylediler ve onu taşlamakla tehdit ettiler. Oysa Nuh Allah'ın aralarından seçtiği bir elçiydi ve herkes ona inanmalıydı. Seneler koca koca bulutlar gibi geçip gitti. Ama Nuh peygambere pek az kimse inandı. İnanmayanlar inananlara çok kötü şeyler yaptı. Nuh peygamber korkuyordu. Hem de bütün insanlar için korkuyordu. Putlara tapanlara böyle yapmayın, sizin yüzünüzden Allah üzerimize bir bela gönderecek dedi. Onlar göndersin de görelim dediler. Allah'ım dedi Nuh peygamber. İnsanları sana inanmaya çağırdım ama onlar bana karşı geldiler. Çok üzgünüm. Allah Nuh'a üzülme dedi ve bir gemi yapmasını emretti. Büyük bir gemi, çok büyük bir gemi, çok çok büyük bir gemi. Ama Nuh peygamber gemi yapmasını bilmiyordu. Allah ona nasıl gemi yapacağını öğretti. Ve Nuh peygamber hemen işe başladı. Ağaçlar kesti, odunlar taşıdı. Gemi yavaş yavaş ortaya çıkınca herkes çok şaşırdı. Nuh peygambere inanmayanlar, "Haha, bu gemiyi nerede yüzeceksin?" dediler. Nihayet gemi tamamlandı. Ne de büyük bir gemi bu. Allah Nuh peygambere bütün hayvanlardan bir erkek bir de dişi almasını emretti. Gemiye binin, gemiye dedi. Nuh peygamber acele edin, acele edin. Çift çift hayvanlar ve Allah'a inanan insanlar sırayla gemiye bindiler. Geminin kapakları sıkıca kapatıldı ve az bir zaman sonra gökyüzü gümbürdemeye başladı. Sonra korkunç bir yağmur başladı. Yağmur yağdı, yağdı, yağdı. Her yeri seller kaplayana kadar yağdı. Ve gemi yükselip yüzmeye başladı. Gök günlerce gümbür 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 dedi. Yağmur günlerce yağdı. Bu bir tufandı. Gemidekilerden başka kimse tufandan kurtulamadı. En yüksek dağlara çıkanlar bile sulara kapılıp gitti. Günler, haftalar, aylar sonra yağmur durdu. Çünkü Allah ona durmasını emretti.
ve Allah'ın sıcak sarı güneşi kocaman bulutların arkasından yeniden dünyaya gülümsedi. Gemi Cüdü Dağı'na sağ salim oturdu. Çift çift hayvanlar ve inanmış iyi insanlar neşe içinde gemiden çıktılar. Ve yeryüzüne tekrar geceleri yıldızları, gündüzleri çiçekleri gördüğünde Allah ne güzel yaratmış diyen insanlarla şenlendi. Evet arkadaşlar, evet sevgili dostlar, Nuh peygamberimizin hikayesi ve Nuh peygamberimizin yaşantısına bu şekilde bir yolculuk yapmış olduk. Bir sonraki peygamberimiz ise İbrahim peygamber olacaktır. İbrahim peygamberin hayatına benimle birlikte yolculuk yapmaya ne dersiniz? Cevabınız evet ise ve bu videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki peygamberimizin hikayesini yüklediğimizde size çabucak haber gelsin. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.